Ankara gücünü çalıştırmaya başlayan Mustafa Kaplan çok önemli bir teknik direktörlük örneği göstermişti ve takımı kümede tutmayı başardı. Bu dönem Gençler Birliği'nin başarısı için mücadele edecek. Çünkü geçtiğimiz hafta Sayın Murat Çavcıoğlu, Mustafa Kaplan bir araya geldiler ve anlaşma sağladılar. Böylece Gençler Birliği'nde yeni bir dönem başladı. Özgür Sancar, özel röportaj. Gençler Birliği Kulübü Başkanı Sayın Murat Çavcav bizimle birlikte. Sayın Başkan, yayınımıza hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim, her şeyden önce tebrik ederim şampiyonluktan sağ dolayı. Sağ olun, teşekkür ederim. Harika oldu, olun. Bütün mutlu, güzel gelişmeler arka arkaya, sonrasında kongre, ardından teknik direktör belli oldu. Onlar için de tebrik ederim ayrıca. Sağ olun. Mutlu bir süreç yaşadınız değil mi, öyle tahmin ediyorum. Evet, tabii ki bu konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum size. Tabii ki şampiyon olup ait olduğumuz lige çıktık ama inanır mısınız genel kuruldur, teknik direktördür, seyirci kutlaması bir hafta ya sürdü ya sürmedi. Bir an önce yeni sezon hazırlıklarına başlamak için kolları sıvadık bildiğiniz gibi. Öncelikle genel kurulumuzu yaptık, hemen ardından babamın güvenlisi takımı emanet ettiği Mustafa Kaplan'ı teknik direktör olarak belirledik. Evet. Bu dakikadan sonra fazla mesaimiz gerçekten iki katı oldu, arttı diyorum aslında diyebilirim. Hem bizim izlediğimiz hem de hocamızın takip ettiği isimleri değerlendiriyor şu anda tabii ki. Kulübümüz için iyi olacak oyuncularımızı kadroya katmak için canlı başla çalışıyoruz. Bugün yarın anlaştığımız isimleri kamuoyuna duyurmaya başlarız. Sayın Başkan, burada duyuralım. İsterseniz hazır konuşmaya başlayalım. Şimdi yok. Prensip anlaşmasına vardığımız hem protokol yaptıklarımız var. Ancak isimleri şu an açıklamam doğru olmayacak kanaatindeyim. İmzaları atıldıktan sonra bir ay ben zaten bunları duyurusunu yaparız diye düşünüyorum. Doğru. Ayrılıklarımız oldu tabii ki. Bu profesyonel bir sektör bildiğiniz gibi. Bazen istemezsiniz, ayrılıklar olabiliyor. Bazı oyuncularımız, hocamızın raporu da olsunlar. Yolları ayırma kararı aldık. Kaptanımız Selçuk'tan başlayarak ifade etmek istiyorum işin açıkçası. Kırmızı siyahlı camiada yeri hep ayrı olacak benim için. Zor dönemimize sorumluluk aldı ve takıma abilik yaptı. Selçuk ve saygıdeğer eşinin camiamıza duyduğu sevgiyi, bağlılığı asla unutmayacağız. Evet. Kaptanımıza da ailesine birlikte mutlu, sağlıklı, huzur dolu bir yaşam diliyorum esasında. Yine Süper Lig'e dönmemizde büyük emeği olan Bekir, Ahmet İlhan, Hakan Arıkan, hepsine de teşekkür ettik. Onları da kariyerlerinin yeni başarılı eklemelerini temenni ediyorum. Bu isimler Türk futbolunun en önemli isimleri. Bunu da kırmızı siyahlı formayla herkese gösterdiler. Gençler Birliği forması onlara, onlar da Gençler Birliği formasına çok yakışmıştı. Ancak takdir edersiniz ki profesyonel yaşamda böyle ayrılıklar olabiliyor yani. Bunlar doğal şeyler. Kendilerine tekrar bizlere göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyorum. Eksik olmasınlar. Doğru, çok başarılı oldular. Hocam bu arada Sayın Başkan hocaya için bir kez daha tebrik ederim ama şunu sormakta fayda var. Bu arada tabii. Bu listeye Mert Nobre'yi de eklemek lazım değil mi? O da çok başarılı. Tabii ki. Mert Nobre futbol kariyeri herkes tarafından malum. Çok kaliteli bir oyuncumuz. Bir takımın da abisiydi. Kendisi de bu sezon bize büyük emekler harcadı. Takımımızın çıkmasında kendisinin de çok büyük payı olmuştur. Kendisini zaten Ankara'da en son maçta jübilesini bizim takımında yaptı. Kendisini de futbol hayatı bitti. Ona da şu anda sizin huzurlarınızda ona da teşekkür ediyorum. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Yani burada oynayan, giden, kalan, bizi bu lige çıkaran tüm oyuncularıma ben teşekkür ediyorum. Doğru. Hepsinin hakkı vardır. Gençler Birliği'nde futbolu bırakmak da bir ayrıcalık. Mert Nobre'nin gururunu yaşadığını söylemişti zaten yaptığı açıklamada. Evet. Transferde de zaten çalışmalarımız titizlikle sürdürüyoruz şu anda. Çok sayıda oyuncuyu da değerlendiriyoruz. Ama emin olun ince eleyip sık dokuyoruz. En azından genel sorayım Sayın Başkan. Kaç transfer yapmayı planlıyorsunuz? Şu anda bir sayı olarak bir şey söylemek bir şey değil ama en az 7-8 tane 10 tane oyuncu alacağız. Kontratı biten oyuncularımız var. Mevkilere tabii ki alacağımız oyuncular da mevcut. Bu yani 7-8 olur 9 olur o sayıda diye. Bir de önemli olan bizim yani şunu da belirtmek istiyorum. Yani çok titizlikle çalışıyoruz biz bu oyuncu transferlerine. Oyuncuları çok değerlendiriyoruz. Emin olun inceleyip sık dokuyoruz.
Ama şunu da özellikle belirtmek istiyorum ki altyapımızda çok değerli çocuklarımız var. Bu bizim için büyük bir şans. Birçok kulübümüzde sahip olmadığı bir şans bu. Doğru. Kaç tane oyuncu yaz kampına götürülecek? Yani 4-5 tane oyuncumuz var. Genç oyuncularımız var. Kampa götüreceğiz. Mustafa Kaptan bu altyapımızda çok sayıda ismi Türk futboluna zaten kazandırdı. Altyapımızı da çok iyi biliyor bu hocamız. Yani önümüze bakacağız. İnşallah her şey gençler birliği için, camiası için bir, hayırlı uğurlu olur. Anladığım kadarıyla bir sentez olacak. Çünkü siz zaten gençler birliği altyapı olarak çok iyi çalışan bir kulüp ama altyapıyı ihmal etmeyeceksiniz. A takımda da altyapıdan gelen oyuncuları göreceğiz ama güçlü transferler de olacak. Mutlaka katkıda bulunacak oyuncular da almak zorundayız tabii ki. Sayın Başkan bizimle birlikte Gençler Birliği Kulübü Başkanı Sayın Murat Cavcav sohbetimiz devam ediyor. Bu arada Mustafa Kaplan sanırım birinci tercihinizdi. Öyle tahmin ediyorum değil mi? Yanılmıyorum Sayın Başkan. Yok, daha önce görüştüğümüz başka hocalar da vardı. Öyle mi? Ama tabii ki vardı. Direkt Mustafa Hoca ile şey yapmadık. Görüştüğümüz hocalar da vardı ama yönetim kurulu kararı alınan karar doğrultusunda Mustafa Kaplan hocamız konusunda mutabakata vardık ve doğrusu olarak da bunu gördük. Mustafa hocamızı getirdik görevimizin başına. Bu arada tabii siz kulüp açıklayacak. Burada açıklamayı uygun bulmuyorsunuz ama gazetelere yansıdığı için soruyorum bazı transfer haberleri. Polamat örneğin Gençler Birliği ile anlaştı deniyor Sayın Başkan. Hayır, biz bir şey imza atmadan bir şey anlaştık demem doğru olmaz. Görüştüğümüz oyuncular var. Şu anda isim vermemiz mümkün değil. Çünkü tüm takımlar şu anda transfer çalışmalarına başladı. Bu camiye değişik enteresan. Onun için isim vermek doğru olmaz diye doğru olmaz. Peki Fenerbahçe'nin stoper Mert Çetin'e talip hiçbir olduğu doğru mu? Hiçbir resmi bir teklif, hiç şu ana kadar elimize gelen hiçbir resmi teklif yok. Mert'le ilgili resmi bir teklif yok. Dolaylı olarak arayanlar var mı Sayın Başkan Fenerbahçe'ne? Zaten arasalar doğrudan sizi ararlar. Değil mi? Dolaylıya gerek yok. Tabii ki. Şimdi Ahmet Oğuz da hakkını teslim etmek lazım. Hep standartını koruyarak oynadı. Takımda kalacak mı yoksa var mı ona da teklifler? Ahmet Oğuz şu anda bizim profesyonel mukavelesi devam eden oyuncumuz. Evet. Henüz ona da bir teklif yok. Anladım. Ama geldiği takdirde görüşürüz, değerlendiririz ama şu anda hocamızla konuşmamız yani toplantımız neticesinde henüz bir netlik kazanmış bir karar değil bu. Yani gelen teklifleri biz herkesi değerlendiririz. Değerlendirebilirsiniz. Sayın Murat Cavcav bizimle birlikte sohbetimizin sonuna geldik. Sayın Başkan tabii ait olduğu yere Süper Lig'e döndü. Bir Demirbaş Gençler Birliği ama tabii çok daha yüksek hedefleri önüne koyacağını düşünüyorum ben. Bilmiyorum bu sezon için nasıl bir hedef planlaması yaptınız? Yani tabii ki bu sezon önce tabii transferlerimizi tamamlayıp eksik olan bölgelerimizde oyuncularımızı inşallah alacağız. Onlarla birlikte bir kamp dönemi başlıyor. İki etaplı bir kamp programı düşünüyoruz işin açıkçası. Transferlerimizi bizi tanıyıp paylaşması için çok önemli bu. Mümkün mertebe kamptan önce kadromuzu şekillendirmek istiyoruz. Özellikle istiyoruz. İlk kampımız Erzurum olarak düşündük. İkinci kampımızda Bolu'da yapmayı düşünüyoruz. Takımımızı tabii kamplarda gereken ben gerek yönetim kurulumuz yakından takip edeceğiz bu kampları. O heyecanı birlikte yaşayacağız diye düşünüyorum. Durum bu. Yani taraftar Harika. Olarak da söylemek gerekirse taraftar olarak bir şey söylemek gerekir bu yönetim kanalları aracılığıyla. Evet düşme acısı tam bir yıl sonra aynı gün şampiyonluk sevincini yaşadım ben. Ama bu sezon için farklı bir heyecan var içimde diye düşünüyorum. Taraftarımız olsun heyecanımdan, hırsımdan asla kesinlikle şüphe etmesinler diyorum. Kuracağımız takım ve taraftarımızın coşkusuyla biz yine Ankara'yı rakipleri zorlu deplasman yapacağız. İçeride dışarıda tüm takımların korkulu rüyası olacağız diye bir takım yapmayı arzuluyorum. Harika. Sizin de belirteyim. O zaman önümüzdeki sezonun flash takımı Gençler Birliği olacak. Hedefimiz bu. Öyle mi? İnşallah. Hedefsiz hiçbir şey olmaz zaten. Hedef koymak lazım her şey. Sayın Başkan çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, başarılar dilerim. Sağ olun. Gençler Birliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav bizimle birlikteydi.